Hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Ne yapsın adam? İşini mi yapmasın? Yapsın yapsın da tüm ofis bunu konuşuyor. Genel amir de bunu affetmez. Yani kolay sindirmez. Bir şey olmaz. Mehmet amirim korur bence başkomiserim. Bu sefer zor. Gel bakalım aslan parçası. Bak bende ne var. Ne yapıyorsun? Havuç ister misin? Havuç var bende. Ha? Al. Al. Oh. Bir tane daha var. Gel bunu da al. Hadi al bakayım. Aferin sana. Aferin evlat. Güzel evlat senin. Buyurun başkomiserim. Olay yeri burası. Hoş geldiniz başkomiserim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Nedir durumlar? Ne buldunuz? İncelememiz sürüyor. Yangın çok büyümemiş. Seyis gelmiş söndürmüş. Başkomiserim, kendi incelememize başlayalım mı? Bir kamber gelsin de. Kamber? Kambersiz düğün olmuyor ya. Bizim de son zamanlarda İpek Hanım'sız olay yerimiz yok. Bir gelsin burnunu soksun. O herkesten önce gelirdi gerçi. Sen haber vermedin mi? Niye, ben mi verecektim haber? Vermediniz mi haber? Ben haber vereyim. Ver ama ya, tamam bırak. Rahat sıkma. İşimizi yapalım biz. Tamam, sen rahatsız olduysan çık. Evet, öğrenciler için yolun sonu, kabusun başlangıcı. İyi dersler Görkemciğim. Nazlı ablan bile kabus diyor. Sen niye hep iyi diyorsun ki? Nazlı ablan şaka yapıyor Görkemciğim. Okul eğlenceli ve eğitici bir yerdir. Düşünsene, birçok insanın üzerinde çalışıp geliştirdiği bir bilgiyi bunun eğitimini almış bir öğretmen anlatıyor sana. Eğer sen de merak edip dinlersen gelişmiş insanlardan biri olabilirsin. Tercih etmezsen de birçok konuda fikrin olmayacağı için gelişmiş insanlar tarafından yönetilirsin. Tercih senin. Öyle değil mi Nazlıcığım? Öyle, evet tabii öyle. Yani kafam karıştı, uzun konuştun ya. Öyle, şaka yaptım ben. Şaka yapalım, gülelim diye. Yani Görkemciğim, okul çok önemli bir kurumdur. Anlatabiliyor muyum? Sen benim söylediklerimi dinle ama çok da ciddiye alma. Tamam mı? Anlaştık mı? Mesaj alındı. Seninle sonra konuşacağız. Bir eldiven verseniz bana. Doruk kimdi çiftliğin sahibi? İsmet Özdemir başkomiserim. Ha. Söyle her yere detaylı baksınlar. Amirim her yere daha detaylı baksınlar dedi. Emredersiniz. Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Yakamı düzeltiyorum. Herkes bize bakıyor. Hem önce artık büyüdüm ben. Görkemciğim, büyümüş olsan da ben yakanı düzeltebilirim. Hadi bakalım, iyi dersler. Eminim heyecanlı şeyler vardır derste. Baba, bu sene gösteri süper olacak. Tabii olacak aslan oğlum, o kadar çalıştık. Bu bir yarışma olsaydı kesin biz kazanırdık. Ama yine de en popüler biz olacağız, tamam mı? Çak bakalım. Hadi. Görkemciğim, sen de katılmak ister misin? Nasıl katılayım ki? Artık babam yok. Görkem. Ben derse geç kalacağım. İpek. Ne oldu? Ha?
Şu kadınlar bir şey söyledi. Bakış falan mı attılar? Bak ben onları şimdi. Nazlıcığım, kimse bir şey söylemedi. Ya ne oldu? Ay, senin bu güzeller güzeli yüzün neden sirke satıyor o zaman? Hı? Bu yüzden. Babalar ve çocuklar performans gecesi. Bak, benim böyle düşüncesizlikler karşısında böyle geliyorlar bana böyle, geliyorlar. Bu nedir ya? Babası olmayan çocuklar ne yapacakmış? Pardon, başka bir şey yasalarmış canım. Velilerle toplanma, yok işte ailecek performans gecesi bir şey. Bu nedir ya? Geçen sene de böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Üstelik başında da ben vardım. Hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti. O yükün ne kadar ağır olduğunu taşımadan anlamıyormuşsun. Ya tamam. Hayır, üzülmeyeceğiz. Görkem'in babası yoksa dağ gibi annesi var arkasında. Siz birlikte gideceksiniz. Nazlıcığım, etkinlik babalar ve çocuklar için özel bir etkinlik. Ay olsun. Ne var yani? Sen de hem babasın hem anasın. Beraber gideceksiniz ve sana söyleyeyim. Siz o etkinliğe damganızı vuracaksınız. Olur mu ki? Ay olmaz. Bence çok güzel olur. Doğru söylüyorsun. Bal gibi de olur. Biz de Perim, Betül'üm, ben en ön sıradan sizi izleriz. Sonra böyle alkışlar, kıyametler. Hiç izlemedikleri bir performans sergileyeceğiz. Nazlı, iyi ki varsın. Sen de. Ay çok heyecanlandım. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.